Efendim yeniden birlikteyiz. Bu bölümde hizmet sektörünü konuşacağız, gıdayı konuşacağız. Şimdi sürekli Isparta'da bir şey yok, yapılmıyor gibi eleştiriler var ama hayır, güzel şeyler de oluyor. Konuğumuz Centrum Garden bünyesinde geçtiğimiz yıl açılan Pizza Il Forno, doğru mu? Doğrudur. Evet. Çok güzel bir restoran var. Onun sahibi Mert Çarifidan. Mert hoş geldin. Evet, merhabalar. Şimdi keyfim iyi çünkü karşımda Beşiktaşlı var. Diğer takımlar olunca biraz moralim bozuluyor. Evet Mert, önce seni bir tanıyalım. Mert Çarifidan kimdir? Ben 26.02.1989 Ankara doğumluyum. Aslen Mardin Savurluyum. Eğitimimi ilk öğretim Çankaya İlköğretim, sonra Büyük Kolej Ortaokul, lisede de TED Ankara Lisesi mezunuyum. TED mezunusun. Evet. Üniversitede 2 sene bir Isparta maceram oldu. Ne okudun? SDÜ'de? SDÜ'de maden mühendisliği okudum. Daha sonra bırakıp Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesini bitirdim. Ondan sonra da Isparta'ya nasıl yolun kesişti? Isparta'yla şöyle... ticaret anlamında. Isparta'yla zaten hep bir bağım vardı üniversiteden de dolayı. Bir de yakın aile dostlarımızın, arkadaşlarımın buralı olmasından dolayı bir bağım vardı. Zaten devamlı gelip gidiyorduk, seyahat ediyorduk üniversite sonrasında da. Onların buradaki işlerinden dolayı. O sırada burada bir yemek sektöründe bir açık fark ettik. Dedik... Isparta'da evet her şey çok güzel, her şey var ama bazı eksikler de var. Mesela dedik bizim şu an açtığımız Il Forno gibi bir restorana ihtiyacı var Isparta'nın. Evet, ona binaen de buraya doğru peki, geldik. Peki niçin Il Forno, Pizza Il Forno? Şimdi bir marka ben yani sizden sonra daha çok öğrendim bu işi ama hakikaten de çok güzel. Gerçekten çok güzel. Yani buradan da tavsiye ederim. Ben az çok değil. Yemeği içmeyi severim. Damak tadım da iyidir. Bunu bilir arkadaşlar. Niçin Pizza Il Forno? Ne farkı var? Onu bana atır mısın? Pizza Il Forno'nun kurucusu, ilk markayı çıkaran arkadaşımız, bizim Bilkent'ten bir arkadaşımız Utku isminde. Kendisi İtalya'da da eğitim aldı. Bu sektörde de hakim. Ve böyle bir Türk damak lezzetiyle İtalyan pizzasını buluşturabileceğimiz bir konsept oluşturalım isteyip kendisi buna başladı. İlk olarak Ankara'da yayılmaya başladı. Daha sonra başka bir holdingle birleşerek tüm Türkiye çapında yayılmaya başladı. Yani Pizza Il Forno bir Isparta özgü marka değil, bir ulusal marka. Gibi, evet. Tabii öyle düşünmemiz ondan daha doğru olur. Yani İtalyan pizzasını Türk damak tadına göre yorumladık. Onun dışında sadece pizzayla sınırlı da kalmadık. Izgarası, işte lazanyası, güveçte ürünleri, tatlıları, içecek çeşitliliği birçok konuda önce olmaya çalıştık. Şöyle bir algı var. Şimdi Pizza Il Forno'da sadece pizza yok. Evet, pizzanın her çeşidi var ama bunun yanında diğer mutfakta var değil mi? Yani... Tabii. Yani işte güveçte somonumuz da var, karidesimiz de var, ızgara tavuğumuz da var. İşte ıspanak yatağında tavuğumuz, roquefort soslu bonfilemiz. Tatlılarınız çok güzel. Teşekkürler. Yani tiramisu'muz zaten o meşhur. Sufle gene bütün pizzacılarda mevcut olan bir ürün ama bizde biraz daha farklıdır. Onun dışında panna cottası olsun. Yani geniş bir menü sunmaya çalıştık. Biz daha çok dünya mutfağına hitap edelim ama ismimizde geçen Pizza Il Forno zaten pizza fırını demek. Tabii. Il Forno İtalyanca pizza fırını oluyor. Ondan dolayı hep pizza var gibi zannediliyor ama dünya mutfağında hizmet veren bir restoran aslında yani. Tabii bu arada yani bu pizzanızı veya ne söyleyirken de ne içmek istiyorsanız da... Tabii ki o konuda da çok müşterilerimizin seçeneği fazla. Kokteyllerden, meşrubatlara, alkollü alkolsüz bütün içecekler mevcut. Anladım. Yani onu da belirtelim. Tabii şimdi ki. Burada şurası önemli. Türk damak zevki ile İtalyan pizzasının buluşması. Şimdi İtalya'ya gittiğimde pizza dedik meşhur yiyelim ama bize göre olmadı. Ya şöyle şimdi biz Türk milleti olarak pide kültürüyle yetişmiş olduğu için şimdi biraz daha fazla malzeme istiyor içinde. Asıl İtalyan pizzasında Napolitan pizza dediklerinde
domates sosu, mozzarellası bu kadardır. Yani o bir de çorba çok gibi olur. Çok sert geldi böyle, bir şey yavan geldi. Evet işte ya. Bizim damak tadımız o tam hitap etmez. Yani sadece şunu yaptık biz, daha ince hamura, insanlar hamur yemek yerine içindeki malzemenin de tadını alabilsin diye hamuru ince tutup daha çok peyniriyle, içine koyduğumuz Türk damak lezzetine uygun ürünlerle bunun tadını alsınlar istedik. Farklı yani, bir şey olsun. Evet, hamur yedirmeyelim insanlara dedik. Evet, değerli izleyiciler mutlaka gidin. Ama şöyle söyleyeyim, bir de hakikaten şeyinizde porsiyonlar da büyük. Evet, bizim ölçülerimiz biraz büyük. Büyük, yani evet. Bana bile fazla geldiyse. Evet, peki niçin Centrum Garden? Valla Centrum Garden şöyle, bizim öncelikle hem konum, hem açıklık, hem etrafının daha güzel bir konumda olmasıyla tercih sebebimiz oldu. Onun dışında mimari olarak, yani modern bir mimariye sahip olması. Çünkü bizim hani restoranımız da modern bir mimari sergiliyor. Buna uygun olabilecek, bunun da içinde sırıtmayacağı bir yer olarak Centrum'u gördük. Çünkü yanında gerek Hilton'un olması. Tabii. Yani Hilton müşterisi direkt bizim müşterimiz. Hatta şehir dışından gelenlerin çoğu markaya da hakim oluyor zaten. Tabii. O da bizim için artıydı. Evet. Onun... Şimdi özür dilerim. Değerli izleyiciler, burada hani Hilton diyoruz ama bu tarif olarak, reklam olarak söylemiyorum. Ha, evet, yan yana oldukları için, yani konum olarak. Hani, evet. Anlaşılsın diye. Yani AVM ile Hilton yan yana olduğu için, hani otelle yan yana olmasından dolayı o da bir tercih sebebi oldu bizim için. Onun dışında Centrum AVM'nin sahip olduğu müşteri kitlesi direkt bize hitap ediyor. Doğru. Yani o konudan da bizim için çok iyi bir meç oldu orası. Sağ olsun Centrum'un yöneticileri, sahipleri de zaten Isparta'ya böyle bir değer gelmesinde kesinlikle bize çok destek oldular. Onlar da her anlamda hiçbir isteğimizi geri çevirmediler. Bu da bize çok büyük etkisi oldu seçmemizde. Buradan Müşit Bey'e de, Atahan'a da selamlarımızı, evet, teşekkürlerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Ki Centrum Garden daha da büyüyor. Evet, yani evet. Müzikler gündeme gelecek. Şimdi tüyo dünya, vermiş gibi olalım 3-5 yani, aya. Dünya evet, markaları da geliyor. Aynen öyle. Daha böyle hakikaten farklı aynen bir öyle konsept yani oluşuyor. Isparta için çok güzel bir değer olacak bence orası, evet, da. Yani bilmiyorum, siz daha iyi biliyorsunuz yerlisi olduğunuz için ama burada yaşayan halkımızın genelde tercihi alışverişte Antalya'ya kayıyormuş. Evet. Burada bulamadıkları için bazı şeyleri artık o sorunu da ortadan kaldıracağız. Evet, kaldıracağız. Zaten kısmen kalkmıştı, şimdi tamamen ortadan kalkacak. Evet. Yani hakikaten Centrum Garden işte sizinki Pizzo Il Forno gibi, diğer markalar gibi, hani reklam olmasın diye söylemiyorum. Yani hizmet sektörü, yeme içme sektörü, kılık kıyafet, işte AV, diğer market. Yani çok güzel bir konsept noktaya geldi, daha da iyi olacak. Bu da güzel bir şey. Gelen müşterinin her şeyi bulabilmesini amaçlıyoruz. Kesinlikle. O yönde de adımlar atılıyor. Şimdi tekrar dönelim gıdaya. Şimdi Pizza Il Forno bünyesinde pizza ve dediğin gibi lazanyadan tut ızgaraya kadar, tatlıya kadar, hamburger hepsi var. Burada gıda önemli. Niye önemli? Niye bu konuyu açıyorum? Şimdi Türkiye'ye getirdiğiniz, Isparta'ya getirilen bu bir marka. Yani sonuçta İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Türkiye'nin daha doğrusu birçok ilinde olan bir marka. Gıda önemli. Bir de siz bunun altını çizer misiniz? Niçin önemli? Yani her yerde her şey yenmemesi gerekiyor. Şimdi onu söyleyeceğim. Şimdi mesela bu gıda konusunda insanların son dönemde fiyatlardan dolayı bir kafasında karışıklık oluyor. Yani şimdi valla maalesef üzülerek söylüyorum ama hani kaliteli bir şeyi yemek için mecburen bir miktar para vermek gerekiyor. Şimdi bu noktada güvenli gıda bizim için de önemli. Bizden ziyade Il Forno'da zaten kurumsal olarak bize bunu yaptırıyor. Biz kullandığımız her ürünün arkasındayız. Hepsi, şimdi burada hani isim verip reklam yapmayayım ama Türkiye'deki belli üreticilerin ürünü. Ve onların dışına hiçbir şekilde çıkılmıyor. Bu markanın en büyük isteği bizden. Zaten kalitemizi hiçbir zaman düşürmüyoruz. Şimdi şöyle bir şey daha var zaten. Şu son dönemlerde gıda zehirlenmesi çok ciddi yükseldi, arttı. Evet. Niçin? Enflasyon, gıda fiyatlarının yükselmesi. Dolayısıyla burada kalitesiz gıda kullanınca zehirlenme oluyor. Aynen öyle. Yani biz bunu mecbur bir kısmını fiyatlarımıza yansıtıyoruz ki ya bu kaliteden ödün vermeyelim. Yani İnsanlar kafası rahat gelip bizde yemek yiyebilsin. Ya ben size şöyle söyleyeyim, ben de kendi mutfağımdan yiyorum ve bundan dolayı da mesela dışarıda bir yerde
hani soru işaretleri yaşıyorum. Ya acaba bizim gibi kullanıyorlar mı? Tabii ne ürün kullanıyorlar? Kaliteli kullanınca. Şimdi onu biliyorum, fiyatları görüyorum. Ya bu maliyete bunu ne yiyeceğiz acaba burada diyorum. Çünkü yani belli bir limit var. Hani maliyet var. Maalesef o da yüksek. İşte ucuza hep aynı şeyi söylüyoruz. Hele i̇şte ucuz etin yanisine geliyor iş. Ucuza gidince sağlık söz konusu oluyor. Tabii, orada 50 lira 100 liradan kaçarken evet önemli para. Sonuçta az çoğu yok ama diğer taraftan sağlıklı oluyor. Yeri geliyor biz kendimizden de feragat ediyoruz. Biz kendi kazancımızdan düşürüyoruz ama o konuda ödün vermiyoruz. Çünkü o çok ciddi bir konu. Şimdi niye bu konu özellikle girdim? Gıda sağlığı önemli. Bir de bu tür markaların olması, hele hele Isparta gibi bir, şimdi sizi tebrik ediyorum, Isparta gibi bir taşra kent değilim artık buraya. Yani doğru yani çok da değil ama. Öyle ama ben Ispartalıyım. Yani bir Konya, bir İzmir, bir İstanbul, bir Antep, Bursa'yla mukayese etme şansımız söz konusu değil. Vallahi Isparta'da iyi büyümüş. Yani büyüdü, elbette büyüdü ama nüfus olarak baktığımız tabii, doğru, zaman doğru. Isparta hani yerinde saymıyor. Evet. Sen öğrenci. Ben buna çok şahit oldum. Yani 10-15 sene içerisindeki gelişimini hakikaten gördüm. Evet. Emeğe geçenlere çok teşekkür ederim ama şimdi burada bu tür böyle hani ulusal markaların Isparta'ya gelmesi, şube açması, hizmet vermesi işte bizim için çok kıymetli. Ya umarım diğer restoranlara da bir örnek oluyordur. Onlar da kaliteyi kesinlikle yükseltiyordur. Yani çünkü en azından şu olsun istiyoruz biz. Müşteri ne istediğini, ne yediğini bilsin. Burada yediğini öbür tarafta bulamayınca ya desin ki bak bu adam böyle yedirdi bana, böyle kaliteliydi. Bunu sen istiyorum. Niye bunu veriyorsun? Ben bunu istiyorum. En azından bu bilinç oluşsun. Kesinlikle. Kendi hakkını arasın. Kesinlikle. Yani burası, bu konu önemli. Şimdi yaş kaç? 35. 35. Ticaret yapıyorsun yıllardır. Evet. Şimdi sen aslında sen ve senin gibi isimler, kimliklerde bir örnek aslında. Türkiye'de genç girişimciliğe bir örnek. Neler tavsiye edersin? Bizim son dönemde artık insanımız biraz yatırım yapmaktan korkar hale geldi. Evet. Ama bunu bir şekilde kırmaları lazım. Çünkü nüfus arttıkça insanların ihtiyaçları da artıyor. Ve buna karşılık verebilmek için bir yerlerinde açılması gerekiyor. Doğru. Yani aslında her zaman pastada bir pay var. Çok korkacakları bir şey yok. Bak burası yani önemli. Pasta var, pay evet, var veya evet, pastayı büyütebiliriz. Tabii ki. Yani ya mesela en basit demin konuştuğumuz gibi biz neden Isparta'da yaşayan kendi halkımızı Antalya'ya kaçırıyoruz yemek elimizin yemek için. Elimizin altında imkan var. Aynen öyle. Şimdi buradaki vatandaşımız Antalya'ya gidip yemek yiyebiliyorsa burada olsa aynı. Hizmet burada da alacak demek ki. Yani o yüzden Ispartalı genç yatırımcıların da bundan korkmaması gerekiyor. Ki orası daha pahalı. Aynen öyle. Ki oranın maliyeti daha fazla oluyor. Gidip gelmesi. Kesinlikle. Yani diyorsun ki şartlar ne olursa olsun elbette şart önemli ama korkmayın diyorsun. Ya kesinlikle yani bu her kriz fırsatı doğurur. Doğru. Sonuçta bir yatırım yapılacak, bir taşın altına el konacak ki onun karşılığı alınacak. Ama yeni dönemde maalesef artık çok hızlı geri dönüş bekliyorlar. Yani hemen bu yapalım. Yani şey istiyor. Aynen öyle. Hani ben buraya koydum, bu yarın bunun iki katını alayım. Hayır, bu böyle bir şey değil. Yani birazcık sebat edecekler. Birazcık bekleyecekler. İşlerini, güçlerini yoluna koyacaklar. Ondan sonra bakacaklar bakalım kazanıyorlar mı, kazanmıyorlar şimdi mı? Şimdi üniversitede 2 yıllık bir Isparta geçmişim var. Ticaretim var. Gül Bahçesi'ne gittin mi hiç? Vallahi Gül Bahçesi'ne gitmedim. Okuduğum dönemde bayağı gezdim ama hiç o gül hazırlığına denk gelmedi. İşte bunu bilerek sordum. Tahmin ettim gitmediğini ama. Hani hem seni mutlaka bizim programımızı Isparta'dan izleyenler vardır. Nasıl bu tam gül mevsimi bir canlılık görüyor musun veya İnsanlara gelin gül bahçesine gidelim der misin? Ya buranın lavanta ve gül turizmi bence çok güzel. Hatta daha da üstüne gidilmesi gereken bir konu. Ya çünkü ya öyle bir şey çıkıyor ki burada gül ürün. Bütün kozmetik firmalarının peşinde koştuğu değerde bir şey. Bu bizim elimizdeyken biraz da bunu turizme döküp de biraz da bundan da faydalanmak gerekiyor bence insanlar. Kesinlikle. Ki kendi yerli turistimizin de kendi ülkesinin değerlerini görmesi lazım. Gelip bir baksın, hani bu kadar anlatılıyor, bu Isparta'da gül var da nasıl oluyor, nasıl bitiyor, bir gelip görmelerini isterim. Kesinlikle. Yani. Şimdi tam bu mevsim değerli izleyiciler, gerçekten hani Isparta'ya gelin, sabah saat 7-8'de gül toplayın, o güzel o koku içinde gidin bir kahvaltı yapın, muhteşem. Birçok fabrikada nasıl gül yağı, gül suyu nasıl çıkıyor o var, gül havuzları var. Hakikaten çok güzel bir tablo. Dünyaya sattığımız bir değer. Tabii. Ama bizim kendi halkımızın bundan haberi yok. Geçen biraz duyurmak lazım. Bir arkadaş 6 yıldır buradayım, Şakir abi hiç gitmedim dedi. Yani ya o bizim eksikliğimiz ama. Şöyle ama o şundan, biz işin içindeyiz ya. Evet. Hani, ya
nasıl her zaman gideceğiz havasında. Şimdi elinin altında olayım canım. Elimizdeki kıymetini bilmiyoruz. Genellikle tablo bu. Mert, eksik bir şey bıraktık mı? Senin ilave edeceğin bir şey var mı? Vallahi. Yani pizza il forno ile ilgili, gıda ile ilgili. Yani peki bir yıl oldu. Ben sana son sorumu sorayım. Beklediğin müşteri oldu mu ya? O potansiyeli yakalayabildin mi? Yani şöyle birazcık daha tam herkese ulaşamadığımızı yavaş, fark ediyorum. Bir de şu algıyı kıramadık. Hani direkt fast food bir pizzacı değiliz zannediliyor. Onu kırmaya çalışıyorum zaten. Ama onun dışında da çok tatlı müşterilerimiz de oldu. Böyle hani belli bir yaşın üstünde işte iki tane kadın müşterimiz gelip dört peynirli pizzalarını isteyip yanında ona uygun içeceklerini söyleyip keyifle onu tüketip evlerine gittiklerine de çok şahit oldum. Hani olayı tam anlayıp kullanan da var, bilmeyen de var, merak edip gelen de var, ondan sonra öğrenen de var ama bu bir süreç, zaman meselesi. O zaman altını çizelim. Pizza Il Forno Centrum Garden'da. Hı hı. Fast food modeli değil. Değil, evet. Türkiye'nin en kaliteli restoranları gibi. Aynen, fiyatı öyle. Da makul. Aynen, altını öyle. Çizelim hani bunu derken. Bir gelin mutlaka o menüsünü tanışın, tadın. En azından tanışın. Bir deneyin. Tabii ki. Hakikaten iyi olur. Zaten senede konuştuk. İnşallah Haziran ayında yemek programına başlayacağız. Kandoski'de. İnşallah. Sizin mutfağınızda orada tanışacağız. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Ayağına sağlık. Ben teşekkür ederim. Allah kolaylık versin. İl dışından gelip Isparta'ya yatırım yapmak. Hele hele hizmet sektörüne girmek çok kolay bir iş değil. Evet, biraz damak tadı farklı olan bir yere. Farklı bir il ama iyi oldu. Daha da iyi olacak inşallah. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Evet efendim, Mart Çağrı Fidan konuğumuzdu. Pizza Il Forno sahibi Centrum Garden'da. Bir yıl oldu mu aşağı yukarı? Evet, bir yıl. Bir yıl oldu. Çok da güzel. Bir daha söylüyorum. Yani ben yanılmam damak kültüründe. Zaten kilomdan da belli. Yemeği de severim. Benim için yeme içme. Onu söyleyelim. Gidin. Gerçekten pizzası çok güzel. Hakikaten çok güzel. Yani diğer mutfak ürünleri de çok güzel. Bir tadın. Dediği gibi sağlam gıda kontrolüyle, her şeyle hakikaten. Ya içiniz çok rahat bir şekilde gelip mutfağımız açık mutfak görebilirler. Açık mutfak değil mi? Bak, tabii ki açık mutfak. Açalım. Bu önemli bir nokta. Açık ya, bu kendine mutfak. Güveniyorum demek. Ha. Zaten müşterimiz geçerken görebiliyor mutfaktan yani olduğunu. Yani müşteri geçerken gidip orada görebiliyor. Kesinlikle. Açık mutfak. Ya biz o hijyenle o konularda sağlamın, çok dikkatliyiz. Bütün mutfağımız mermer kaplı. Zeminimiz tahta, ahşap, hiçbir şeyimiz yok. Bütün mutfak mermer kaplı. Hijyen konusundaki dışarıdan geldiklerinde de açık mutfak görebiliyorlar. Kafalarının en rahat edeceği yerlerden birisi. Çok kıymetli bu bilgi. Yani evet, bütün firmalarımız kıymetli kabul ama açık mutfak demek arkadaş ben ne yaptığımı biliyorum, güveniyorum. Herkes demek. Gelsin görsün ne yediğini bilsin anlamında. Aynen öyle. Evet, bir mutlaka Pizza Il Forno'ya bir gidin, görün, tadın. Ben eminim ki devam edeceksiniz gitmeye. Kısa bir aramız var, sonra tekrar birlikteyiz.